Şimdi AK Parti'yi 2001 yılında kurduran, sonrasında iktidar yaptıran o 3Y kuralı neydi? Bugün AK Parti'nin içinde konuştukları ne? Sanayinin eski bakanı Bülent Tüfekçi kendisine gelen ihbar ne? Vermiş olduğu talimat ne? Bir bakan hani görevden ayrıldı. Görevden bugün, ayrılma gerekçesi bundan Serpil değil. Serpil Yılmaz'ın belki yazısını da aslında bir şey yapmak lazım. Tam onu da konuşalım. Haberi izleyelim hep birlikte, sonra da devam edelim. Ruhsar Pekcan ismini ilk kez orada duydum. Gümrükte Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin adının kullanılması suretiyle gümrüksüz bir işlem yapma gibi bir durumu olduğuna dair bir ihbardı. Bülent Tüfekçi gümrük bakanıydı ve onun özel kalemi de yine Bülent Bey'ydi. Bülent Bey'e bir mesaj atmıştım. O ihbar Emine Hanım'ın özel kaleminden geldiği için arkadaşlarımız gerekli yerlere iletmiş. Ruhsar Pekcan hakkında gümrük müdürlüklerine usulsüz mal geçireceğine ilişkin uyarı yazısı Bülent Tüfekçi'nin Ticaret ve Gümrük Bakanı olduğu dönemde yazılmıştı. Tüfekçi o yazıyı doğruladı. Koltuğu devrettiği Pekcan'ın hakkındaki uyarı yazısına rağmen nasıl bakan olduğu sorusundaysa topu Cumhurbaşkanı'na attı. Bakanı ben mi atıyorum? Ne diyeceğim? Ben devretmeyeyim mi diyeceğim? Bakan anayasaya göre suç işlemiş. Siz şimdi bu yolsuzluk yapan bakanı Yüce Divan'a yollamazsanız AK Parti olarak bu yolsuzlukların tamamına sahiplenirsiniz. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz. Muhalefetin Yüce Divan'da yargılanmalı dediği, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan satışı yapan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki son iddiada çarpıcı. İddiaya göre kendisine bakanlık konutu olarak tahsis edilen daireye bakanlık bütçesinden 380 bin lira harcandı. Bakanlığın tahsis ettiği konutun sanki Sayın Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması linç kampanyasında ben de olayım perişanlığıdır. Suç İşleri Bakanımız bu suçlu bakana da sahip çıktı. Diyor ki bu evi bakanlığı süresince kullandı. Yok bir de paketleyip arkasından emekli ikramiyesi diye yollasaydınız. Sordum, gümrükler genel müdürü diyor ki bilgilendirme yaptık ama ihbarın doğruluğu ispatlanmadığı için soruşturma aşamasına geçmedik. Sadece bilgilendirme olarak bıraktık. Ruhsar Pekcan'a 2018 yılında bakanlık koltuğunu devreden Bülent Tüfekçi Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuştu. Pekcan hakkında ihbar vardı. Gümrükler Genel Müdürlüğü ilgili birimleri uyardı dedi. Pekcan'dan vergisiz eşya geçirme ilişkin bir talep gelmeyince de uyarının yazıda kaldığını söyledi. Bakardım bir girişim olmuş mu olmamış mı ona göre davranırdım. Özel bir kaçakçılık girişimi veya talep olmadığı için o duyum ilgili yerlere iletilerek dikkatli olun denilmiş. Gümrüklere yazı yazıyorsunuz. Emine Erdoğan adını vererek gümrük kaçakçılığı yapabilir diyorsunuz. O kurumun başına 20 ay sonra aynı kadını bakan olarak atıyorsunuz. Bakanı ben mi atıyorum? Diyelim ki seni atadılar. Devretmiyorum deme şansın var mı? Eğer bu yazı biliniyordu da bakan yapıldıysa sıkıntı. Bilinmeden yapıldıysa bakan o daha büyük skandal çünkü o zaman devlette bir istihbarat zafiyeti var demektir. Kabul, araştırıyor ama araştırma merkezi olan kimdir? Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi bakanlar hakkında atanmadan önce araştırma yapıldığını söyledi ama bakanı ben mi atıyorum, araştırma merkezi kim diyerek doğrudan Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.